AK Parti Zonguldak Milletvekili adayı Necra Tıskoğlu, merkeze bağlı Örmeci Köyü'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Örmeci köy futbol sahasında vatandaşlarla buluşan Tıskoğlu'na, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Çay Dermeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, ilçe başkanları ve partili yöneticiler katıldı. Kürsüye, Bizimkisi Bir Aşk hikayesi adlı eseri okuyarak çıkan Tıskoğlu, Allah'a hamdolsun ki bana böyle bir gurur yaşatıyor, çok farklı duygular içerisindeyim dedi. Tıskoğlu'nun sözleri zaman zaman vadinin gururu Tıskoğlu sloganları ile kesildi. Tıskoğlu da inşallah haftaya bugünlerde bu gururu hep birlikte yaşayacağız. Haftaya artık seçim bitiyor. Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanımızın liderliği ile beraber son tarihin en büyük oyunu vererek, bizleri meclise göndererek daha büyük, daha coşkulu bir kutlama yapacağız. Bir haftamız var. Bir hafta içerisinde çalışacağız, çabalayacağız. Rehavete ve tahriklere kapılmayacağız. Bizi taciz eden insanlara fırsat vermeyeceğiz, çalışacağız, konuşacağız, ikna edeceğiz. Herkesin oyunu olarak inşallah 14 Mayıs'ta tarih yazacağız. Tarihi inananlar yazar, tarihi çalışanlar yazar, tarihi mücadele edenler, Allah, vatan, bayrak, memleket, ezan sevgisi olanlar yazar. Bu bir kişinin başarısı değil. Biz çalışıyoruz, mücadele ediyoruz ama bu sadece bizim başarımız değil. Bu sizlerin teşkilatın başarısı. Bu sizlerin başarısı. Bu bize gönül veren herkesin başarısı olacak. Tarihe hep birlikte yazacağız diye konuştu. Millet İttifakı'nın adayını hatırlatan tısko oldu. Ankara'dan bir tane genel başkan yardımcısını getirdiler. Çağ Cuma'ya devreye getirdiler. O adam ne bilecek? Bu bölgeyi ne bilecek? Şu an biz örmeci sahasındayız. Ben bu kalede çok gol kurtardım, çok penaltı kurtardım. Hikayemiz var. Biz Kilimli'den geldiğimizde Bakacak Kadı'da indiğimizde çantalarla beraber gelirdik, dinlenirdik. Oradan sonra evlerimize giderdik. Arabamı var, nerede? Burada bizim hikayelerimiz var, yaşanmışlıklarımız var, farklı duygularımız var. Buradaki sorunları da biliyoruz, çözümleri de biliyoruz. Eskiden bizim Almanya'dan gelsinler diye bize giyinmiş kıyafet versinler diye bakıyorduk. Şu an hamdolsun herkes kendi ihtiyaçlarını karşılıyor. Şükür Cumhurbaşkanımız ülkeyi nereden nereye getirdi. Öyle bir liderimiz var ki, öyle bir duruşu var ki dünyayı titretiyor. Eskiden bizler yabancı ülkenin karşısında para almak için el pençe dururduk. Şimdi ülke nereden nereye geldi ifadelerine yer verdi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan TSK oldu. Program sonunda vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.